Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu Kur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu aleyke ahsanal qasas bima awhayna ileyke hadzal Kur'an ve in kunta min qablihi laminal ghafilin. Pekala. Gidin hadi. O haftanın bir gününü Mekbile'de ibadetle geçirir. İbadetini bölmemiz doğru olmaz. O durumdayken başka işlerle uğraşacağını zannetmiyorum. Şu anda Mekbile mabedinde tek başına. Onunla rahatça konuşabilirsiniz. Hadi gidin bakalım, ne yapacaksınız? Evet, hadi gidin. Hadi gidin de görelim. Selam baba. Selam baba. Selam evlatlarım. Görüyoruz ki Rabbe yakarıyorsun. Bizim için de dua ediyor musun? Sizin için ben her zaman dua ediyorum. Hayrola? Ne arıyorsunuz burada? Bugün başka bir işle ilgilenmediğimi biliyorsunuz. Yusuf'u kıra götürmek için senden izin almaya geldik baba. Durup dururken bu da nereden çıktı böyle? Bunun özel bir nedeni yok baba. Yusuf'u yanımızda kıra götürerek hem onu biraz eğlendirmek hem de ona çobanlığın inceliklerini öğretmek istiyoruz. Şu anda Yusuf'un çocukluk ve oyun dönemidir. Büyüyünce o da sizin gibi kırlara gidebilir. Söyle, hadi söyle. Söz veriyoruz, ona göz kulak olacağız. Evet baba, söz veriyoruz. Henüz çok erken. Sonra. Bu işi başaracak yetenekten yoksun olduğunuzu biliyordum. Madem bu kadar yeteneklisin, sen niçin gitmedin? Sizler peygamber çocuğu olacaksınız, öyle mi? Yusuf'u öldürmekten başka yol yok demiştim size. Levi'nin getirdiği önerinin bir işe yaramayacağı başından belliydi. Babamızın Yusuf'u kendinden uzak tutması mümkün değil. Yusuf'u onun gözü önünde öldürecek değilsiniz herhalde. Yanılıyor muyum? Her halükarda onu babamızdan ayırdıktan sonra icabına bakmamız gerekecek. Aklıma ilginç bir şey geldi. Yusuf'a bizimle kıra gelmesi için babamızı ikna edecek tek kişi Yusuf'un kendisidir. Onun aklını çelin. Ona
kırda gezip tozmanın ne kadar keyifli olduğunu anlatın. Kendisi bizimle gelmek isterse babamızın direnci işte o zaman kırılır. Bu da bir yol. Deneriz. Yusuf, sen hep evde kalıp Dine ve Bünyamin'le mi oyun oynayacaksın ha? Evet. Ben Dine ve Bünyamin'le oyun oynamayı seviyorum. Ben de sizinle burada oyun oynamak isterdim. Ama doğrusu kırda oynamanın tadı bir başka oluyor. Neden sürüyü götürmüyorsunuz? Kardeşlerimizi bekliyoruz. Otlağa gitmeye pek niyetiniz yok galiba. Birazdan gideceğiz. Yusuf'u da yanımızda götürmek için sizden izin almaya geldik. Niçin Yusuf'un bizimle kıra gelmesine izin vermiyorsunuz? Hem bize yardım eder hem de biraz eğlenmiş olur. Kır çok güzel bir yer. Birbirinden güzel çiçeklerle dolu. Bugüne kadar böğürtlen yedin mi sen? Hayır. Nasıl bir şey? Çok lezzetli. Tadına doyamazsın gerçekten. Bugüne kadar çağlayan pınarları ve nehirlerin akışını gördün mü? Gerçek şu ki Yusuf'un annesi yok. Annesinin isteğiyle ona bakmak benim boynumun borcu. Ayrıca anne ve babalar küçük çocuklara göz kulak olmakla yükümlüdürler. İnsanlar bizi kınıyor. Babanız size güvenmiyor mu ki Yusuf'u sizinle göndermiyor diyorlar bize. Bu acı alaylara bir son vermek için hiç olmazsa bugün izin verin. Onlarla gitsin. O daha bir çocuk. Onsuz yapamam. Kıra gidip çalışmasının ve orada biraz eğlenmesinin onun için yararlı olacağını biliyorum. Ama sürü peşinde koşması için daha çok erken. Ama biz kıra gittiğimizde Yusuf'tan daha küçüktük. Tek başınıza gitmediniz ki. Zamanı gelince Yusuf'u da beraberimde kıra götüreceğim. O da orada çalışacak. Ama onu yalnız göndermeyi asla uygun görmüyorum. İşi ona bizler de öğretebiliriz. Abileri olarak ona deneyimlerimizi aktarır, nasihatlerde bulunuruz. Ben de Yusuf'un gelişmesini, deneyim sahibi olmasını ve işi öğrenmesini istiyorum. Ama o daha bir çocuk. Benim sevgime ve ev ortamına ihtiyacı var. Daha yoldayken beni özleyecek ve sizden onu geri getirmenizi isteyecek. Ona o kadar iyi bakacağız ki sizi aklına bile getirmeyecek. Pınardan su içmenin ve nehirde oynamanın zevki anlatmakla bitmez. Kardeşler olarak hep beraber oyun oynar, güreşir ve eğleniriz he? Yemek olarak kaynamış süt ve kızarmış et yeriz. Babamızın bize güvenmediğini hissediyoruz. Hayır, size güveniyorum ama kırdaki kurtlara güvenmiyorum. Oyuna ve eğlenmeye dalıp Yusuf'u ihmal etmenizden ve kurdun onu yemesinden korkuyorum. Rüyamda kurtların bir çocuğu kovaladığını gördüğümü anlatmıştım. Daha da neler. Siz bizzat o kurdu nasıl öldürdüğümüze tanık oldunuz. Kurt Yusuf'u yerse biz 10 yiğit genç ne işe yararız orada? Kardeşimizi bir kurdun saldırısından koruyamayacak kadar aciz ve güçsüz müyüz baba? Niye böyle diyorsun? Baba. Beni de kardeşlerimle kıra gönderir misin? Yavrucuğum sen daha küçüksün. Yaşıtlarınla oynamalısın çocuğum. Ama baba ben artık büyüdüm. Ve abilerimle oyun oynamak istiyorum. İzin ver onlarla kıra gideyim. Buna ne diyeceksin? Bak Yusuf da bizimle gelmek istiyor. Evet baba. Yusuf'un bizimle gelmesine izin ver. Ne olur baba. Ne olursun kardeşlerimle kıra gitmeme izin ver. Lütfen baba. (Gülüyor)
Pekala, kabul ediyorum. Teşekkür ederiz. Minnettarız. Pekala. Hadi Yusuf, gidelim. Hadi. Durun. Yusuf'u hazırlamam gerek. Gel oğlum. Gel. Yusuf'a dikkat edin. Sizin gibi zorluklara alışkın değil. İçin rahat olsun anne. Ona zor işler yaptırmayacağız. Kardeşlerinden ayrılma. Dikkatli ol oğlum. Bu gömleği giy. Ama bu bana çok büyük gelir. Sen giy oğlum. Sana olacağını göreceksin. Bu gömlek onu giymeye layık olanın üzerine uyar. Sen merak etme. Baba, tam da üzerime uydu. Bu gömlek büyük babam Hazreti İbrahim'e cennetten gönderildi. İbrahim Halilullah bu gömleği babam İsa verdi. Kendisi de bana. Ve şimdi artık bu sana ulaştı oğlum. Bu gömleği gözün gibi koru ve yanından hiç ayırma. Her yerde sana fayda sağlayacak. O zaman onu hiç kimseye göstermem. Allah seni yerdeki ve gökteki bütün belalardan korusun. Hep kardeşlerin ol. Ne derlerse onları dinle. Gidelim oğlum. Evet, işte Yusuf da geldi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çocuklar, ben de şehrin dışına kadar size eşlik edeceğim. Pekala. Hadi gidelim. Endişelenmenize gerek yok. Bugün Yusuf'la çok iyi bir gün geçireceğiz. Kardeşlerin seni çok seviyor. Bir ihtiyacın olursa onlara söyle, yardım ederler. Kendine dikkat et. Yusuf için yeterli miktarda su ve yiyecek hazırladım. Sakın onu aç bırakmayın. Merak etmeyin. Levi. Yusuf'u sana emanet ediyorum. Zarar görmesine izin verme oğlum. Onu zorla götürmüyoruz. Çok endişe ediyorsanız Yusuf'u götürmeyiz, olur biter. Hayır, bir sakıncası yok. Onu götürün. Ama göz kulak olun ona. Hem kendi adıma hem de kardeşlerim adına söz veriyorum. Yusuf'u akşam mutlu bir şekilde size geri getireceğiz efendim. Hadi gidelim Yusuf. Hadi. Yusuf! Sürüyü alın, gidiyoruz. Hadi gidelim Yusuf.
Merak etmeyin. Kardeşleri ona bakacaktır. İn bakalım aşağı. Ne yapıyorsun Yehuda? Dizlerim acıdı. Bu ne biçim bir oyun? Hadi daha bağır. Babanı yardıma çağır. Hadi bağır. Baba! Bağır. Ne duruyorsun? Hadi bağırsana. Bağır. Bağır hadi. Sen bugüne kadar baba sevgisinden başka bir şey görmemiştin öyle değil mi? Babamız İsrail'in bütün sevgisi senin içindi. Suçum ne? Neden beni cezalandırıyorsunuz? Sen misin bizden daha üstün olan? Biz hepimiz İsrail'in oğullarıyız. Bir tek sen değilsin. Her zaman kucağından ayrılmadığın baban nerede ha? Söyle. Nerede o? Hadi söyle. Hani baban seni hepimizden daha çok seviyordu? Nerede şimdi ha? Hani nerede? Hepimizden daha farklıydın. Neden seni kurtarmaya gelmiyorsun? Cevap ver bana. Yine tatlı tatlı konuş. O rüyalarını anlat bakalım. Rüyalarında gördüğün yıldızlara söyle de sana yardım etsinler. Baba! Baba! Baba!
Baba! Baba! Baba! Tabiattaki bu ani değişimin nedeni nedir? Bilmiyorum. Birdenbire ne oldu böyle? Bu da neyin nesi? Daha önce böyle bir şey görmedim. Kalk içeri girelim, acele et. Duydum. Neyi? Sanki biri rüzgarın içinde baba diye bağırıyor. Baba! Ben bir şey duymuyorum. Çok tuhaf, çok tuhaf. Dışına çıktılar Yusuf'u uğurlamaya. Ne oldu? Güzel ayakkabıların mı parçalandı? Temiz giysilerim mi kirlendi ha? Hala bize önderlik yapmayı istiyor musun? Sana secde edecek olanlara şimdi çok iyi bak. Çok iyi bakıyorsun değil mi ha? Şimdi söyle bakalım secdeye... Kim kapandı ha? Secdeye kim kapandı? Sen mi yoksa biz mi? Baba! Yusuf nerede? Kardeşlerinle beraber kıra gitti. Neden gitmesine izin verdiniz? Ben defalarca kardeşlerimin Yusuf'a kin kustuğuna tanık oldum. Neden izin verdiniz? Merak etme kızım. Kendisi kardeşleriyle beraber gezip eğlenmek istedi. Ama sen onu sevmiyor muydun baba? Sevmez olur muyum hiç? Ancak kardeşlerin çok ısrar etti. Güvenlerini kazanmak için onların bu kararına uymaktan başka çarem yoktu. Oh, çok endişeliyim. Bu elimde değil. Çok kötü rüyalar gördüm. Yusuf karanlık bir yerdeydi ve durmadan ağlıyordu. Ben çocuklarıma güveniyorum. Yusuf'u sağ salim geri getirecekler. Ben emin değil. Şimdi kim yere kapanmış? Sen mi? Yoksa biz mi? Sana secde eden o ay ve yıldızları yardıma çağır. Bırak beni Levi. Bırak onu da ölü annesinin yanına göndereyim. Bırak böyle diyorum. Böyle konuşmamıştık. Başka bir şey için anlaşmıştık değil mi? O anlaşma ağzını kapatman içindi. Seni bırakmam. Yusuf'u öldürmenize izin veremem. Bırak onu Levi. Bırak yarım kalan işi tamamlasın. O halde beni öldürün, tamam mı? Zira hayatta kalırsam babama anlatırım. Ya Yusuf'tan vazgeçersin ya da canını alırım senin. Birbirinizle uğraşmayı bırakın artık.
Sen işi bitirmemi engelledin. Bir gün pişman olacaksın. Biliyorum ki Allah bizi asla bağışlamayacak. Senden af diliyorum. Levi'yi bağışla. Yemin ederim sana böyle yapacaklarını bilmiyordum. Peygamberler ve peygamber çocukları kendilerini dünya musibetleri için hazırlamalıdır. Ancak ilk musibeti bana kardeşlerimin yaşatacağını tahmin etmemiştim. Bunu tahmin etmemiştim. Niçin gülümsüyorsun? Bir saat önce beni babamdan aldığınızda her biriniz beni sevip öpüyordunuz. Yolda beni ata bindirdi. Kendi kendime böyle kardeşleri olan kişinin sırtı asla yere gelmez. Onun düşmanlardan korkmasına gerek yok diyordum. Halbuki ilk düşmanlarım kardeşlerim oldu. Allah'tan başkasına güvenen kişi ne kadar da zavallıdır. Söyle bakalım. Buna ne yapacaksın? Onu babamıza geri götüreceğim. Hayal görüyorsun. İkinizi öldürmemiz gerekirse bile onu geri götürmene izin vermeyeceğiz. Başka bir çare bul. Ne yapalım? İkimizi de öldürecekler. Şimdilik seni öldürmelerine mani olmalıyım. Gerisini sonra düşünürüz. Pekala. Onu uzak bir yere götürmeleri için bir kervana teslim edeceğim. Kendi ellerimizle kervancılara veremeyiz ki. Şüphelenmezler mi? Hayır, olmaz böyle bir şey. Onu kervanların bulacağı bir yere koyalım. Bir ağacın altına ya da başka bir yere. Olmaz mı? Öyle yapalım. Hadi dinleyin beni. En iyisi onu bir kuyuda saklamanız. Kervandakiler su almaya geldiklerinde onu bulur ve yanlarında götürürler o zaman. Evet, harika bir fikir. Buraya yakın bir yerde bir kuyu biliyorum. Hicaz'dan gelen ticari kervanla oradan geçer. Onu oraya koyarsak çok çabuk bulurlar. Ha? Pekala, gidelim. Dan, Neftali, sürüyü alın. Hadi acele edin. Çabuk olun. Baba, ne zaman dönecekler? Kendini harap etme kızım. Akşama daha çok var. Birkaç gün önce Yehuda Yusuf'u dövmek istedi. Ama Levi izin vermedi. Niçin? Yusuf yanlış bir şey mi yapmıştı? Hayır baba. Sadece rüyasını Yehuda'ya anlatmak istemiyordu. Bunu ondan ben istemiştim. Ne oldu? Niye bir türlü varmıyoruz? Bu yakınlarda bir kuyu olmalı. Siz nereye gidiyorsunuz? Yusuf'u kuyudan çıkardıklarında Yusuf da gerçekleri kervandakilere anlatırsa alıp onu babamıza götürmezler mi? Kuyu ne kadar uzak olursa onun geriye dönmesi de o kadar zor olur. Fazla bir şey kalmadı. Kuyu orada. O tek ağacın yanında. O kuyunun suyu tuzlu olmalı. Ben orayı biliyorum.
Daha iyi yer. Bu yüzden de kervandakiler bu kuyuya hiç uğramazlar. Şşş, sesini çıkarma. Ben özellikle onları buraya getirdim. Ama bu Yusuf'u öldürmek anlamına gelir. Çok derin. Daha iyi. Cihat, Aşir, hayvanları ve otları bağlamak için kullandığımız ipleri getirin. Birbirine bağlarsak uzun olur. Bu kuyunun suyu tuzlu. Bu yüzden yanlışlıkla buradan geçenler hariç hiçbir kervan buradan su almaz. Kuyunun içinde susuzluktan öleceğine eminim. Yapmayalım. Kes sesini. Ne yapacağımı biliyorum. Boşuna buraya gelmedim ben. Elimizden gelen bu. İster hayatta kalır, isterse de ölür. Gel. Sen karışma. Bunu ben yaparım. Beni bağışla. Elimden başka hiçbir şey gelmiyor. Günahım ne? Neden bana bu zulmü reva görüyorsunuz? Senin bir günahın yok. Biz senin önderliğine ve üstünlüğüne tahammül etmiyoruz. Bizler Allah'ın sana uygun gördüğü makamları kıskanıyoruz. Hepsi bu. Ben kuyudan korkarım. İçi karanlık. Korkma kardeşim. Allah seninledir. O seni koruyacaktır. Gel bakalım. Yahuda. Yahuda. Ben kuyudan korkarım. Ben kuyudan korkuyorum. Dinle kardeşim. Babamdan uzaklaşmamı istemiyor musunuz? Söz veriyorum. Eğer beni kuyuya atmazsanız babamın beni görmeyeceği bir yere gideceğim. Söz veriyorum. Yalan söylüyorsun. Yahuda. Ben kuyudan korkarım. Yapmayın. Yine ne oldu? Dönüşte babamıza ne cevap vereceğiz ha? Ne diyeceğiz ona? Onu kurt yedi deriz. Evet, babam Yusuf'u kurtların yemesinden korkuyordu. Zaten Kenan diyarının kurtlarla dolu olduğunu biliyor. Bize inanması için ona bir kanıt götürmeliyiz. Mesela... Kurt tarafından yenilen Yusuf'un kanlı gömleği olur mu? Bırakın beni. Bırakın. Hadi. Bırakın. Hayır. Durun, yapmayın. Gel bakalım. Yapmayın. Çıkar şu gömleği. Bana yardım edin. Çıkar. Durun, bekleyin. Durun. Size yalvarıyorum. Lütfen. Lütfen. Durun. Size yalvarıyorum. Levi'ye bir şey diyeceğim. Durun. Durun bakalım ne diyecek. Boşuna vakit kaybetmeyelim. Git aşağı. Nasıl olsa onu kuyuya atacaksınız. Birkaç dakika önce veya sonra ne fark eder söylesenize. Bırakalım ne diyecekse söylesin. Söyle bakalım ne istiyorsun? Seninle yalnız konuşmak istiyorum. Ne dediğini duymadınız mı? Ben seni seviyorum. İyi biri olduğundan da eminim. Bana kötülük de yapsalar ben bütün kardeşlerimi seviyorum. Benim yüzümden başlarına bir felaket gelmesini istemiyorum. Bu yüzden Kenan'a gittiğinizde sakın babama bana neler yaptığınızı anlatmayın. Size beddua ederse hepiniz yok olursunuz. Başkalarına da söylemeyin. Gider babamıza haber verirler. Bu olay Allah'tan gizli değildir. Kardeşlerime söyle, tövbe etmedikçe Allah'ın gazabından kurtulamazlar. Tövbe edin. Tövbe edin.
Tövbe edin ki Allah zayıf bir çocuğa reva gördüğünüz zulümden ötürü size azap indirmesin. Allah bizi bağışlasın. Babam bana bir peygamber olacağımı söyledi. Siz bunu biliyor da mı bana böyle zulmediyorsunuz ha? Ben sizin çocuklarınızın da sizin gibi gelecek peygamberlere bu şekilde zulmetmesinden endişe duyuyorum. Biz taş kalplilere lanet olsun. Siz Allah'tan habersizlere lanet olsun. Biz İsrailoğullarının kardeşimize yaptığını vahşi hayvanlar bile birbirlerine yapmaz. Biz Kabil'in başlattığı kardeş öldürmek gibi utancı bir kez daha dirilttik. Ne oldu? Ne bekliyorsunuz? Hadi gelin benimle. Korkuyorum. Beni atmayın. Levi, Yesekar, Zabulun. Allah bana yardım et. Senden başkasının yardımına güvenilmez. Sen yardım edenlerin en hayırlısısın. Bana yardım et Allah'ım. Levi! Bana yardım et. Bana yardım edin. Bana yardım edin. Levi, bana yardım et. Gidip ip getirin. Yardım edin. Levi! Yardım edin. Bana yardım edin. Yardım edin. Yusuf düştü. Levi! Yusuf! Yusuf! Yardım edin! Yusuf! 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 Sesi kesildi. Ne oldu? İstediğiniz bu değil miydi? Bunu yalnızca sen istiyordun. Biz böyle konuşmamıştık. Daha baştan beri onu öldürmeyi planlamıştın. Kesin artık. Bunun hesabını vereceksin. Kabil'in yüzünü ağarttın. O kendi yaşıtı olan kardeşini öldürmüştü ama sen küçücük bir çocuğu öldürdün. Allah'ın laneti üzerinde olacak. Bir lanet varsa hepimize yönelir. Sizler de en az benim kadar suçlusunuz. Şu halde bana fedakar bir kardeş rolü yapma, tamam mı? Sen de kötüsün. Sen Yusuf olmalısın. Sen Yusuf olmalısın. Evet, ben Yusuf'um. Biliyordum. Bir gün seni göreceğimi biliyordum. Peki siz kimsiniz? Geçmiş dönemlerden, tarihin bağrından biri. Beni nereden tanıyorsunuz? Eski peygamberlerden biri başına gelenleri bana anlattı. Ve ben sana hayran kaldım. Seninle görüşmeyi çok arzuluyordum. Ondan senin işaretlerini vermesini istedim. Bir gün bu kuyuda, dünya kuyusunda ortaya çıkacak dedi. Ve siz de burada beni bekliyorsunuz yani. 1200 yıldır seni bekliyorum.
1200 yıl mı? Evet. Bir kurtarıcı bekliyorum. Senin geleceğini söyleyen peygamber bana git. Dünya kuyusunun dibinde otur. Bir gün Yusuf gelecek dedi. Ve bugün o vaat edilen gündür. Ben de sizi gördüğüme sevindim. Ben bütün peygamberlerin huzuruna çıktım. Ve her biri sana bir mesaj gönderdi. Hud peygamber, Yusuf sen adilsin. Mazlumların hakkını al dedi. Salih peygamber, Yusuf seninle lakabımız aynı. Kulların haklarını almak için ayağa kalk dedi. Yunus peygamber, Yusuf sen geçmiş bütün peygamberlerin varisisin. Onların getirdiklerini hayata geçir dedi. Gelişini müjdeleyen peygamber sana bir işaret gönderdi. Vaat edilen. Vaat edilen. Vaat edilen mi? Size minnettarım. Değerli bir işaret. Şimdi benden ne istiyorsunuz? Hiçbir şey. Sadece seni görmeyi istiyordum. Ve gözlerim seni görmekle aydınlandı. Artık hiçbir arzum kalmadı. Nasihatinize ihtiyacım var. Bu dünya kuyusunda işime yarayacak bir şey söyleyin. Dünyanın sırrı senin ellerinde. Senin nasihate ihtiyacım yok. Hangi sır? İyi bak. Her elinde kaş parmak ve kaş mafsal var. Beş parmak ve 14 mafsal. İşte bu söylediğin şifre. 5 ve 14. 5 ve 14 de neyin nesi? Bu şifre son peygamberin zuhuruyla çözülecek. Varlığın sırrı bu iki rakamda gizlidir. Bunlar sana rahat ve huzur verecektir. Rahat ve huzur verecektir. İhtiyar! Bekleyen adam neredesin? Rüya görmüş olmalıyım. Dünyanın sırrı senin ellerinde. Niçin bu mühürü sıkmak bana huzur veriyor? Fırtına dindi. Ne zamana kadar burada kalacaksınız? Gitmiyor muyuz? Yusuf! Yusuf! Levi! Levi sen misin? Ben yaşıyorum! O yaşıyor! Yusuf yaşıyor! Yusuf! Yusuf! Ben yaşıyorum! Yaşıyorum! İçiniz rahat etti mi? Ne duruyorsunuz? Hadi gidelim! Duymuyor musunuz? Gidelim artık!
Senin boğulmandan korkmuştuk Yusuf. Niçin cevap vermiyordun? Ben de nasıl kurtulduğumu bilmiyorum. Beni dışarı çıkarın. Ben korkuyorum. Burası karanlık. Yapamam bunu Yusuf. Taş yürekli kardeşlerim buna izin vermeyecektir. Katlanmak zorundasın. Allah'a tevekkül et. Vakit geç oldu Yusuf. Bizim gitmemiz gerekiyor. Ama ben yakında döneceğim. Sana su ve yemek getireceğim. Merak etme. Suyun tuzluluğunu aldırma Yusuf. Sana tatlı su getireceğiz. Demek ki daha işin başında onu öldürmeyi planlamıştınız. Bu suyun tuzlu olduğunu ve onun susuzluktan öleceğini biliyordunuz. Biliyordum ama Yehuda bunu söylememe izin vermedi. Gidelim artık. Yolumuz çok uzun. Su tuzlu değil. İsrailoğulları gitti. Ben de gitmek zorundayım. Levi, ben korkuyorum. Yarın yine geleceğim. Ama bu gece dayanmalısın. Levi! Levi!